Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizler papatya motifleriyle çalıştığımız battaniyemizle birlikte olacağız. Battaniyemizi sarı ve beyaz renkle ördüm. Sizler sarının rengi sarı rengin yerine dilediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz, lila, yeşil, pembe, ne dilerseniz zevkinize uygun bir şekilde bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Ben battaniyemi 90 santim olarak ördüm ve 7 tane uzunluğunda buradan saydığımızda da 7 de eninde olacak şekilde toplamda 49 motif kullanarak bu çalışmamızı tamamladım. 90 santim olduğunu söylemiştim. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız birer motif daha 8'e 8 olarak da çalışabilirler. Evet şimdi şöyle görelim bakınız. Motifimizin içerisine öncesinde Trabzanımızı yapıp sonra mısır patlaklarını çalıştık. Yani popkornlarımızı çalıştık. Daha sonra sarı rengimizi, trabzanlarımızı çalışıp motifimizi büyüttüm. Yine çerçeve olarak da bir sıra beyaz trabzanlarla geçiş yaptık. Sonrasında ip kırmadan birleştirme yöntemiyle gayet kolay bir şekilde ipimizi kırmadan birleştirme işlemini yaparak bu battaniyemi tamamladım. Bütün aşamalarını en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet hemen battaniyemizin yapımına geçelim ama öncesinde küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet kolay gelsin. Hemen başlayalım. Motifimi örmek için Lamia Baby Boom ipini kullanıyorum. Beyazını ve sarısını kullanmak istiyorum. Sizler dilediğiniz renklerle tabii ki örebilirsiniz. İlk önce sarı rengimi alıyorum. Motifimin göbek kısmı için örmeye başlıyorum. Göbek kısmı şöyle. Zincirimizi çekelim. İpimi aldım ve iki buçuk numaralı da tığım var. Lamaya biraz dolgunca biri. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Her zaman olduğu gibi ilk zincir içerisine girelim. Ve burada bir tane arasından geçerek halkamızı oluşturalım. Bu sol tarafa da ipimiz düşmekte. Onu da alta gizleyeceğiz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çektiğim 4 zinciri Yuva içerisine bir defa başını doladım ve iki defa da çektim. Bir, iki. Araya bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir, iki. Bir tane zincir. Bir, iki. Bir zincirimi çekiyorum. Toplamda 12 tane trabzanımız olacak ve 12 kutucuğumuz olacak aralarına birer zincir yeterli bakın ipimi de alttan yürütmekteyim gizliyorum her bir trabzanımın yanına bir tane de zincirimi çektim Hep birer zincirle devam ediyorum. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın tam 12 tane trabzanım oldu. Şimdi 12. trabzan üzerine bir tane zincirimizi çekelim. 4 tane zincir çekmiştim. Bakınız 1, 2, 3. gelip batıyorum. İlmeğimi kaydırarak bir tane de zincirimi çekip motifimizin göbek kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Eğer bat tane falan örecekseniz ya da büyük parçalar yapacaksanız hazır eliniz elinize almışken ve eliniz alışmışken birçok bundan çalışıp takabilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Nerede muhafaza etmek istiyorsanız o şekilde hazırlayıp üst aşamasına daha sonra da geçebilirsiniz. Evet, şimdi beyaz rengimi alıyorum ve hemen popcornlarını üzerine çalışmaya başlıyorum. İpimi kestiğim yerden asla başlamıyorum farklı yerden başlıyorum çünkü diğer ip de üstüne binip kalınlaşmasın beyaz renkli ipimi alıyorum boşluğa giriyorum bir zincir çektim bir yere 1 2 3 4 Biriyle sabitledik diğerlerini de çektim şimdi burada e, dört 4 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum aynı bu yuva içerisine zincirimle birlikte 5 tane trabzanımı örüyorum zincirim bir de ikinciyi ördüm, üçüncü 4 ve 5 İpiniz ince ise altı tane daha güzel olacaktır. Bu ipin biraz dolgun olduğu için 5 yeterli. Birinci zincirden oluşan trabzanına giriyorum. Beşinci trabzandan ilmeğimi çıkarmıştım, böyle ilmeğimi takıyorum. Birincinin içerisinden geçiriyorum. Bir. 2 3 tane zincir çekiyorum. Eliniz çok gevşekse 2 zincir daha güzel olacaktır. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki gördüğünüz beyaz ipimi sıkıştırdım ve yana doğru aldım. Buradan hepsinin altına gizleyeceğim. Sıradaki bakınız, ikincinin içerisine giriyorum. 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 ipim arada 3 4 5 5. popcorn ördükten sonra ilmeğimi çıkarıyorum. Birincinin sağına batıyorum. Tığımı şöyle takıyorum. İçinden geçiriyorum. 1 2 3 Elinize göre tekrar hatırlatmak istiyorum. 2 de çekebilirsiniz. Bir kaç tane motif yaptıktan sonra bunu daha güzel belirleyeceksiniz. Bakınız ipi yine arada götürüyorum. Tam başını doluyorum. Hemen sıradaki araya girip devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Birincinin sağına batırıyorum. İlmeğimi alıp aradan geçiriyorum. 1 2 3 kapadığımızla birlikte. Şimdi toplamda 12 tane popcorn olana kadar bütün aralara birer birer girip 5 trabzandan oluşan popcornlarımızı tamamlıyoruz. Popcornlarımızı birer birer örerek geldim. 12. ve son popcorndayım. Trabzanlarımı ördüm. Sizlerle birlikte kapatalım. Şuradan giriyorum. ipimi alıyorum. Aradan geçiriyorum. 1, 2 ve 3. Şuradaki bakınız tam kapanma noktasına giriyorum. Sağ taraftan ipimi alıyorum kaydırarak geçiyorum bir tane zincirimde düğümü atıp kesiyorum ve bu şekilde hazır daha önceki ördüklerim de şöyle benim hazır sizler de bu şekilde hepsini örüp eliniz hazır tempoyu tutturmuşken e, tamamlayabilirsiniz ilerletebilirsiniz şimdi sarı renkle tekrar kenarlarını örmeye başlayabiliriz sarı rengimi alıyorum ipimi kopardığım yerden asla başlamıyorum. Çünkü üst üste yığılmasını istemiyorum. Her zaman söylediğim gibi herhangi bir yerden. Şimdi gördüğünüz şu zincir çekmiştik. 2 ya da 3 çekebilirsiniz demiştim. Çok gevşek olmasın ki popkornlarımız biraz daha diri ve dik dursun. Eğer çok gevşek yaparsanız bu şekilde yayılacaktır modelimizde. Şöyle güzel kabartılı durmayacaktır. Onun için hani eğer İpiniz ince ise zaten iki tane yeterli olacaktır. Yani birkaç tane ördüğünüz zaman elinizi ona göre motifinizin duruşuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu görmüş olduğumuz boşlukları birisine önden şöyle tığımın başını girdiriyorum ve örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimle çektim düğüm attım. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim düğüm sonrası ipimi yine alttan gizleyeceğim. Buraya trabzanımı ördüm 2 ve 3 toplamda Burası köşemin yarısı olacak İlk yarım köşeyle başlıyorum geçiş izi bırakmamak için bu şekilde yarım köşeyle başlıyoruz 3 trabzanımızın olduğu yer köşelerimiz olacak. Şimdi Arayı örüyorum böyle sır rengimi aradan götürüyorum hemen takip eden bölüme iki tane trabzan örüyorum. Yarım köşemiz. 2 trabzan. Bir sonrakine yine 2 trabzan. 1 ve 2. Köşelerimizin arasında 2'şer trabzanımız olan iki grubumuz olacak. Şimdi köşemi örüyorum ve köşemi tam olarak öreceğim. Tam başını bir defa doluyorum. Aralarda kesinlikle zincir yok. 1 2 3 yani şu düz aralarda zincirle köşelerimizde 3 tane zincir olacak. 3 trabzanımı köşeme ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı yere şöyle göstermek istiyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Şurası birinci yanı tamamlamıştım. İkinci yandayız. Şöyle ipimi yine yan tarafa doğru yıkıyorum 2 tane arala 2şer ikişer, ikişer trabzanımı örüyorum 1 2 bir sonrakine ipimi yatırdım 2 trabzan örüyorum 1 ve 2 köşemi 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yanı 2 tane trabzan bir sonrakini yine 2 trabzan şimdi 3 köşemize geldik. Birincisi yarımda, ikinci ve üçüncü köşeyi örüyorum. Burada ipimi alttan gizleyerek 3 tane trabzan 3 zincir 1 2 3 yeniden aynı yere 3 tane trabzan zincir sonrası 1 2 3 hemen köşemin yanına 2 tane trabzan birinci kutuya ikinci kutuya da yine iki trabzan ben 3 trabzan örmek istemiyorum motifimiz büyüdüğü zaman ortada şöyle bir bombeleşme oluyor iki trabzan daha güzel oluyor o bombeleşmeyi engellemiş oluyoruz şimdi bakın iki tane köşemiz tam buradaki ilk başlangıç köşemiz yarım şurada üçüncü köşemizi yapıyorum ya da dördüncü diyebiliriz onu bir sayarsak 3 trabzan 2 ve 3 3 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız şimdi şu ikisine de ikişer trabzanımı örüyorum 1 2 diğerine de 2 1 ve 2 Evet şimdi motifimizi bakınız sarı rengimizle papatyamızı oluşturduk. Şimdi başlangıç köşemin bulunduğu yerdeyim. Şöyle motifimi çeviriyorum. 2 2 ördüm. İlk başlangıcı yarım örmüştük bakınız. Şimdi buraya 3 tane trabzan örüyorum. Bu yarım örmemizdeki amaç motifimiz çirkin görünmesin. Geçiş izi hiç belli olmasın. Bu şekilde ördüğüm zaman motifimizi şöyle bakan nereden başladığımızı bile anlayamayacak. O kadar güzel hiç geçiş izi ya da çirkin bir kaydırma görüntüsü olmayacak. Şu şekilde bakın köşemizi ördüm. Başlangıçta 3 trabzanı örmüştüm köşemin ilk yarısı olarak. Hepsini keşelerimi tamamladıktan sonra 3 trabzandan geri geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve zincirden oluşan ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Başını bir defa doladıktan sonra ve buradan ikili trabzan örer gibi örüyorum. Bir ve iki bakın geçiş izi olmayacak. Şimdi buraya bir iki üç tane zincir çekiyorum ve köşe olduğu için bunu birinci trabzan kabul ediyorum. Yanına iki tane daha trabzanımı örüyorum ve başlıyorum. Şurada aşağıda gördüğüm bütün trabzanlarımı örüyorum. Birinciye batıyorum zincirimi. Sonrasında hiç arada farklı işlem yapmıyorum. Birebir altta ne gördüysem birer birer tepesine batarak örüyorum. Alttaki trabzanlarımın tepesine birer birer batarak ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Üçer artış, 3 üç tane zincir, üçer artış olarak öreceğiz köşelerimizi. Başını doladım. 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane zincir. 1 2 3 Tekrar aynı yere diğer tarafın artışı olacağı için 3 trabzan daha örüyorum. 1 2 ve 3 Bakın birinci köşemizi bitirdik. ikinci köşemizi şurada gördüğümüz bütün trabzanlarımızı hiç atlamadan özellikle sizler için şuradaki ilk trabzan uyarısını vermek istiyorum. Bazen hani yanılıp bu tarafı geçilebiliyor ama lütfen bakın burada da gözü var minicik bir gözü. Bunu ihmal etmiyoruz. 3 trabzandan ayrı olarak örmeye başlıyoruz. Hepsini örerek tamamlıyorum. Bütün trabzanlarımı örerek tamamladım. Yine bakın zincirimi bulunduğu yerdeyim. Buradaki işlemin aynını bütün köşelerimiz için yapıyoruz. 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Araya 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi dediğim gibi yine uyarımı tekrar etmek istiyorum. Buradakini lütfen atlamıyoruz. Arayı tüm örelim. Burada da aynı 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanımız örelim. Şu köşemizde yeniden birlikte olalım. Şöyle görelim bakınız. Köşelerimizin hepsini örerek geldim. Yarım köşemizden başlamıştım. Bakın birinci tam köşemiz, ikinci, üçüncü, dördüncü ve başlangıç köşemiz olarak sayarsak bakın şu şekilde ee, çiçeğimiz de gayet bombeli ve kabartılı durdu. Şöyle bakalım bakın. Evet şimdi bitişi ve yeni başlangıcımızı yapalım. Birini bitirirken birine başlıyoruz. Yarısını daha önce örmüştüm. Üç trabzan. Şimdi sıradaki bütün trabzanları yani alt sırayı tamamen ördükten sonra üstünde 3 tane trabzanım ara boşluğa örüyorum köşemin ikinci üçlüsü olarak 2 ve 3. Üç. 3'ünü de ördüm. 3'ünü ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirden ördüğüm trabzanımın tepe noktasına gelerek şöyle batıyorum ikili alalım ki zayıf düşmesin. İkili trabzan gibi örüyorum ve tam ortaya bakınız şimdi 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 ikisini örüyorum zincirden sonra ve sonra hepsine birer tane ilk trabzanım diğeri ve diğeri yine köşelere geldiğimiz zaman 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan e, olarak buralarda aynı şekilde örelim köşemizin birine kadar gelelim yine beraber tekrar edelim sonrasında bitirmeyi de birlikte yapalım motifimizin kenarlarını aynı şekilde ördüm üçer üçer arttım ve 3 tane zincirimiz de bu şekilde tamamlandı en son e, yine Başlangıç ve bitiş köşesindeyiz. Bakınız hiçbir yerde e, olumsuz görünecek herhangi bir nokta yok. Hiç e, geçiş izi ya da aksi bir durum söz konusu bile değil. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Yeniden bir defa başını doluyorum. Giriyorum. Bir ve iki. Bir tane de zincirimi çektikten sonra motifimi tamamlıyorum. Bu şekilde motifimiz tamamlandı. Evet. Şöyle bakınız papatyalarımı da hazırlamıştım. Gayet güzel bir çalışma oldu. Çerçeve işlemimi de hatırlatmak istiyorum. Ee, yapıma geçmeden önce daha kolay anlaşılır olması adına. Yukarıda bakınız arada bir tane artış birer birer şurada üçer üçer arttığımız yerde bir tane artışımız iki zincirimiz bir artışımız olacak geri kalan birebir bütün trabzanlarımızı öreceğiz geleceğiz buraya yine ortada iki tane artışımız iki zincirimiz birer birer hepsini örüyoruz yine köşemizde birer birer sağda iki zincirin sağında ve solunda birer artışımız olacak ve bütün trabzanlarımızı örerek çerçevemizi tamamlayacağız başlıyoruz hemen ipimi geçiriyorum üzerine alıp kapatıyorum şöyle 1 2 3 tane zincirimden ilk trabzanı boşluğa ördüm yandan ilk trabzana giriyorum ve birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum yani araya bir tane artışımı yaptım ara boşta sonra trabzanların üzerine birer birer örüyorum bir tane artışımı yaptım birer birer ördüm tam köşenin olduğu yere geldim bir tane trabzanımı örüyorum. Artışımız bir yeterli birleştireceğimiz için. İki zincirimi çekiyorum. Yine bir tane artış diğer köşe için yapıyorum. Ve diğer yüzeyden birer birer örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Yani bütün köşelerimizde bir tane trabzan, iki zincirimizi örelim. Trabzanlarımızı birebir aynı şekilde tekrar edelim üzerinden. Bütün köşelerimizi ve yanlarımızı örerek başlangıç noktamıza kadar geldim. Başlangıcımın içine de yine bir tane trabzanımı ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Bir ve iki. Birinci zincirimden oluşan trabzanımın tepe noktasına gelerek ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum ve motiflerimizi bu şekilde tamamlıyoruz bakınız birleştirilmeye hazır hale geldi motiflerimiz. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Ama dediğim gibi en kolayı büyük parça öreceksek şayet her bir bölümü aynı anda örerseniz eliniz çok çabuk ve hızlı düzgün bir şekilde ilerleyecek. Önce göbekler daha sonra papatyalar sonrasında şu şekilde sarı kısım sonrasında kenar çerçevesinde tamamladıktan sonra gayet güzel ve rahat bir çalışma olacak. Evet. Tamamını trabzanlarla örmüş olduğumuz motiflerimizi sık iğne tekniğiyle ip kırmadan birleştirme işlemimizi yapalım. Şöyle görelim bakınız. Arada sadece iki tane zincirimiz var. Şöyle en son sıramızda, diğerlerinde ise ardı ardına gelen trabzanlarımız birbirine takip etmekte. İp kırmadan motiflerimizi birleştirdiğimizde işlerimiz çok daha kolay olmakta. Sürekli ip kır ip kır olmadan e, örmek bize hem zaman hem de e, görüntü açısından bir estetik kazandırmakta. Şimdi bu tekniğimiz oldukça kolay. Lütfen gözümüzde hiç büyütmeyelim. Önce şu şekilde, sadece şu kısımdan başlıyorum birleştirme noktasından başlayarak şöyle birbiri üzerinden bir bu motifimizden bir diğer motifimizden alarak ilerliyorum ta ki ortaya gelene kadar ortaya geldiğimiz zaman yani zincirlerin bulunduğu yerden de karşılıklı birleşme işlemi yaptıktan sonra diğer iki tane motifimi alıyorum diğer iki motifimi alarak buradaki ilmeğimi iki motifimle hepsini birlikte bağlıyorum ve şuradaki aralarımız boş kalıyor şu kısımlarımızı örmeden sadece bu yönle birleştirmeye devam ediyoruz. Sonrasında yine e, zincirlerimizin bulunduğu yerleri birleştikten sonra diğer buradan iki tane motifimizi alıp buradaki ilmeğimizde o iki motifimiz üzerinde yine yandan devam ediyoruz. Şöyle ben göstermek istiyorum. Elimde birleştirmiş olduğum parçalarım var. Şöyle bakın görelim. Birleştirme işlemini yaptım. Diğer aralar boş. Şöyle gördüğümüz zaman daha güzel anlayacağız. Şu uçtan başladım. Şuradan itibaren birbirlerini ekleyerek devam ettim. Bu sıramda kaç tane motif yerleştirmek? Yani birleştirmek istiyorsam onları birleştirdikten sonra bir üst sıraya, bir üst sıraya geçerek birleştirme işlemimizi devam ettim. Hepsinde de bakınız şu şekilde boşluklarımız var. Sadece bu sıra boyunca yani yandan birleştirdik. Boydan da yaptığımız işlemimizi aynı şekilde tekrar edeceğiz. Tam 7 sıra bu şekilde ben birleştirdim. Şöyle görelim. Aradaki bütün hepsinde boşluklar var. Bakınız gösterdim ki hani nasıl bir şey olacak diye aklımızda kalmasın. Bu motiflerimizi de aynı işlemlerimizi yaparak birleştiriyoruz. Yani önce bu ikisi. Sonra bu ikisi buraya ekleniyor. Sonra diğer ikisi buraya ekleniyor. Bu sıra böylece bir uçtan bir uca kaç motifle işlem yapıyorsanız onları bitiriyoruz. Daha sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Yine bir üst sırada da yine aynı şekilde yeni motifimizde aşağıdaki birleşmiş olan köşeyi birleştirdikten sonra yeni motifimizde aşağıdaki birleşmiş olan motifimiz Devam ediyor ve bu şekilde gayet güzel, kolay bir şekilde istediğimiz gibi ip kırmadan sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman ipimizi kesip tekrar aynı işlemleri başlatıyoruz. Evet, şimdi bu ön açıklamadan sonra hemen e, motiflerimizi birleştirme işlemine geçelim. İki motifleri karşılıklı birleştirdiğimizde bütün sistem aynı şekilde devam edecek. İki olsa da aynı, on tane motif olsa da aynı. Ben birleştirme işlemi için arada kullanmaya beyaz renkli ipimi tercih ediyorum. Yani yine beyazı kullanıyorum. Sizler farklı renkle de yapabilirsiniz ama kendi rengini kullandığınız zaman her zaman daha güzel olmakta birleştireceğiniz yer. Önce bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Yandan birleştiriyoruz bakınız. Önce yandan. Şimdi motifimi alıyorum. Diğer motifimi de alıyorum. Her ikisinin ters yönleri yani arkaları birbirine gelecek şekilde yaslıyorum birbirine. Ve sonra burada iki tane zincirim vardı. Bakınız bir ve iki. Diğer tarafta da aynı bir ve iki. Şöyle bunun içten bakınız elime yakın olan yeri alıyorum. Giriyorum bakınız elime yakın olan tek katına girdim. İki kat değil tek kat alıyorum. Diğer motifimi de dıştaki katını alıyorum benden taraftaki motif içten dışarıda kalan motifinde dıştaki kanadını alıyorum ve ilmeğimi şu şekilde alarak düğüm attım ilk e, şurada zincirim için düğüm atmıştım onun içerisinden geçiriyorum iplerimiz katlı olduğu için Şöyle bazen katları ayrılabiliyor. Onun katında hemen düzeltiyoruz. Daha sonrasında diğer ikinci zincirin diğer tarafındakini alıyorum bakınız. Diğerinin dıştaki tarafı. Her ikisini de aslında aynısını alıyoruz. Dıştaki taraflarını alıyoruz. İlmeğimi sadece geçiriyorum. Batıyorum birinci trabzanıma Diğerinin de dışındakini alıyorum. İlmeğimi sadece geçiriyorum batıyorum. Diğer tarafa da batırıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Her bir trabzanımız sayılı olduğu için zaten hiç problem çıkarmadan örebiliyoruz. Alıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Giriyorum. Giriyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde bir görünüm kazanıyor. Sona kadar bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Köşemizin zincirlerinden başlamıştık birleştirme işlemine. Birer birer karşılıklı trabzanlarımızı örerek sona kadar geldim. Yani diğer zincirlerin bulunduğu noktaya kadar geldim. Şimdi burada da zincirlerimi birleştiriyorum. Karşılıklı zincirlerimden de ilmeklerimi geçiriyorum ikincisinden de geçirdim ve tamamladım motifim bir uçtan diğer uca tamamlanmış şimdi diğer iki tane motifim alıyorum bakınız iki tane çünkü bu başlangıç olduğu için aşağıda herhangi bir motifimiz yok başlattım şimdi alıyorum Diğer motifimi de yine alıyorum elime. Önce bunun ilk zincirine giriyorum. İlk zincirine girdim. Diğer motifimin yine ilk zincirine girdim. İlmeğimi arasından geçirdim. Sonrasında bakınız buradaki motifim birleştiği için ve buraya da bağlandığı için Artık elimle tutmama gerek kalmadı. Bir tane işlemde bu motiften ayrıldık. Sonrasında diğer zincirime batıyorum. Bu motifimin de diğer zincirine batıyorum. İlmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Bu kadar kolay. Şöyle açmak istiyorum. Şimdi işlemimize yine birer birer bütün trabzanımızı karşılıklı birleştirerek yani buradan şuradaki bölüm bölümden diğer tarafında yine dış tarafındakinden alarak uca kadar ilerliyorum ama önce şöyle bir bakalım bakınız şöyle birleştirdik alttan destek vereyim Evet takıyorum ilmeğimi zincirin her ikisini de ördükten sonra alıyorum diğerinin de sadece kaydırıyorum alıyorum ilmeklerimi kaydırıyorum Hiç atlamadan böyle sürekli hiç arasında herhangi bir e, yükseklik farkı bile olmadan yandan bütün motiflerimizi bu işlemlerimizi tekrar ederek birleştirelim. Sona kadar yeniden geldim. Zincirlerimin bulunduğu noktadayım. Önce birinci zincirimi birinci zincirime birleştiriyorum. Sonra ikinci zincirimi ikinci zincirime birleştiriyorum. Ve buradaki birleştirme işlemimi tamamlıyorum. Diğer motifimize nasıl geçtiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi yanda yine geçeceğimiz motifimiz var. İkisinin arkasını birbirine yapıyorum. Birleştiriyorum şöyle terslerini, ters yönlerini. Ve buradan birinci bakınız birinci ile birinciyi birleştiriyorum. İkinci ile ikinciyi birleştirerek motifimi geçme işlemini başlatıyorum. birinci ilmeğime girdim karşı taraftaki zincirimi de yine şöyle alıyorum dıştan kaydırıyorum ve burada artık diğer tarafla işim kalmadı ikinci zincirimi hemen giriyorum katını alarak şöyle katını ıı, göremedim Evet şuradan diğerine de giriyorum zincirime geçiyorum sonrasında trabzanlarımızı birer birer örerek bitiriyoruz yandan bütün motiflerimizi bu şekilde birleştirelim şöyle tuttuğumuz zaman bakınız Şimdi boydan nasıl çalışacağımıza bakalım ama öncesinde isterseniz bir de üstte yani bir üst sıraya nasıl geçildiğine bakalım. Bu kısım aynı o şekilde devam edecek. Üstten de yine buradan zincirlerimizle girelim. Daha sonra trabzanlarımızı örelim. Aynı şekilde iki motifimizi sırt sırta vereceğiz ama bu kez daha öncesinde birleştirdiğimiz motifimiz ve bir yeni bir tane motifimiz olacak. Şimdi bunu da yaparak görelim motiflerimizin enini aynı şekilde birleştirdikten sonra bir üst sıraya nasıl geçtiğimizi hemen buradaki daha önce birleştirdiğim motiflerim üzerinden göstermek istiyorum alıyorum bu kez önümde birleşmiş olan motifim ve yeni motifim var her ikisini sırt sırta veriyorum ön yüzleri dışarıda birinci zincir içerisine girdim Diğerinin birinci zincirin içerisine girdim. Şöyle ipimin kısa tarafını aşağıya alıyorum. Elimle şöyle destek veriyorum. Ve kaydırıyorum, bağlıyorum. Sonrasında ikinci zincirime giriyorum. Diğer yöndeki ikinci zincirimize de girelim. Geçişimizi yapalım, kaydıralım. Trabzanlarımızı yine birer birer örüyoruz ve işlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ve böyle bütün motiflerimizi şu şekilde birleştiriyoruz. Bakınız. Tamamı birleştikten sonra bu kez dikey yönden birleştirme işlemini başlatıyoruz. Şimdi yandan birleştirme işlemimizi yaptık. Bir de dikey çalışmamızı yapalım. Ama bir tane zincir çekerek düğümümü attım. Ve hemen tamamı yandan birleştirilmiş olan motiflerimi dikey olarak birleştiriyorum. Ama yine tabii ki yan olarak tutuyorum. Şöyle görelim, örme yönümüze göre. Şöyle birer birer. Bakın hepsi boş. Şimdi ilk baştaki bölümden başlatıyorum. Motifimle motiflerimiz her ne olursa olsun mutlaka bu şekilde başlıyoruz. Bir yönünü bitirdim. Şimdi diğer yönü. Yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Hiç farklı işlem yok. Bu düzene alıştığınız zaman emin olun çok rahat birleştirme işlemi yapacaksınız ve çok seveceksiniz. Şöyle elimi bakın şuradaki küçük ipimi şöyle tutuyorum üzerine bastırıyorum ki bu ilmeklerim çok rahat bir şekilde düğümümün içinden geçsin. Sonrasında ikinci ilmeğimi yine giriyorum. ikinci zincirimi içinden geçiyorum. Ve birer birer trabzanlarımın tepe noktasına batarak yani birer dış katlarını alarak bunu şu şekilde bakın zaten görmüşsünüzdür şöyle buradan görülmekte diğerinin de bu katını alıyorum ilerliyorum bu işlemimizle işleriniz çok çok daha rahat olacak hem görünüm hem de sürekli ip temizleme zorunda kalmayacaksınız. Evet ilerleyelim. Buradan başlamıştım. Bütün trabzanlarımı birebir karşılıklı ördüm. Şu an tam e, motifimizin her ikisinin kesiştiği yerdeyim. Zincirlerimi de birleştirdim. Kesişme noktasındayım. Bu kesişme noktasında şu şekilde geçiş yapıyorum. Buradaki daha önceki ördüğüm bölüme tam ortadan şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bakınız. Sonrasında yine buradan zincirini alıyorum. Trabzanı alıyorum. Bakın zincirleri örmüştük. Trabzanı alıp tepesine batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve diğer trabzanları da aynı şekilde birleştiriyorum. Biraz trabzanlarımızı birleştirdikten sonra ortamızın nasıl durduğuna bakabiliriz. Çok zevkli olduğunu umarım sizler de görmüşsünüzdür. Bakın bu şekilde çok muntazam bir birleştirme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Her yönden birleşmiş olacak motiflerimiz. Evet. Şöyle bakalım. Motiflerimi birleştirme işlemine ben dikey olarak da devam ediyorum. Bütün motiflerimizi birleştirdikten sonra kenar işlemlerimiz için yeniden birlikte olalım. Vatanımızı hem dikey hem de yatay olarak tamamını birleştirdik beyaz rengimizle. Şöyle gayet güzel oldu. Şimdi sarı rengimizle kenar çalışmasını yapmaya başlayalım. Çalışmam için herhangi bir köşeyi alıyorum. Köşemizdeki gördüğünüz gibi devam eden artışlarımızın olduğu bölüm vardı. Hemen onun yanından örmeye başlıyorum. Önce bir tane zincirimi çekiyorum. Tığıma sabitliyorum zincirimi çekip sabitledikten sonra ilk trabzanımın üzerine bakın boşluğa değil trabzanın üzerine gelerek batıyorum ipimi alıp buraya sabitleniyorum ve bir tane zincir çekiyorum bunu biz ilk trabzan olarak kabul ediyoruz Çünkü öreceğimiz trabzanda tek seferde dolayıp alacağımız için bu yani kısa bir trabzan çalışması olacak Bu da birinci trabzan sayılıyor ipimi yan tarafa alıyorum alttan yürüterek gizlemek istiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanın hemen tepesine batıyorum tek seferde dolayarak aldığım ipimi örüyorum tekrar başını doluyorum bir sonraki trabzanıma giriyorum tek seferde tığımda bakınız 3 tane ilmek görülmekte tek seferde çekiyorum doluyorum Dördüncü ve son trabzanıma girdim, başını doladım, tek seferde ördüm. Şimdi burada bir, iki, üç, dört tane trabzanım oldu. Dört trabzanımın üzerine dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane zincirimi ilk ördüğümüz trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bakın arkasını çevirdim. Şöyle zincirimi çektim örgümün arkasını çevirdim ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum ve buradan sık iğne ile kilitliyorum ve sık iğnenin üzerine bir tane de zincir ilave ediyorum ve yönünü çeviriyorum şöyle bakın dört trabzan üzerine dört zincirden oluşan bir tane yuva oldu arkadan kilitledik ve bir tane de zincir çektik şimdi Burada da yine bir defa başını dolayıp tek seferde çekeceğimiz 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Şuradaki zincirimizi dahil etmiyoruz tabii ki. Bir defa başını doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Buradaki minik yuvanın içerisine giriyorum. 1. Tek seferde çektim. Girdim. 2. Tek seferde. 3. 4. 5 ve 6. Alt. 6 defa bu işlemimi tekrar ettim. 4 trabzan, 4 zincir arkadan geldim. 6 tane tek seferde ördüm. Trabzanımla doldurdum içini. Şimdi 6. trabzandan sonra tığımın yine başını doluyorum. Sıradaki hiç örmemiş olduğum trabzanımın tepesine batıyorum. Aynı yere 2 defa batmıyoruz ve atlamıyoruz. 1 yanındakine batıyorum. 2 Bir sonraki 3 ipimi de alttan gizlemekteyim. Bir sonraki 4. Toplamda 4 tane trabzanımı ördüm. 4. trabzandan sonra 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Ve şöyle ipim yarımlanmış. Modelimi şöyle geriye çeviriyorum. Modelimizin ana bacağının olduğu bölüm var. Bakınız 4 zinciri çektiğimiz bölüm. 4 zincir çektim burada diğer ördüğüm bölümü şu kısma giriyorum bağlanıyorum buraya bağlandım bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen yönünü çeviriyorum bakın üstünde gelme olayı buradan oluyor yaptığımız bu işlemde daha sonrasında bir doluyorum altı defa tek seferde çekiyorum bir iki doladım üç 4 5 ve 6 6 defa bu işlemi yaptım ve modelimiz hemen ikinci kez kurduğumuzda bile kendisini gayet güzel bir şekilde gösterdi buradaki e, trabzanlarımızı kesinlikle e, ikili trabzan olarak değil Şimdi yaptığımız gibi tek seferde çektiğimiz tekli trabzan ya da e, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi çakma trabzan şekliyle örelim. Trabzanımızın boyunu ne kadar uzatırsak yani ikili trabzan örmeye kalkarsak Hani bazı arkadaşlarımız belki daha e, yüksek olsun isterler. O zaman şöyle arkaya doğru e, çirkin bir kıvrım oluşacaktır. En ideal boyutu tek seferde başını dolayıp çektiğimiz boyut. Şimdi buradan sonra 6. trabzandan sonra yine hiçbir alttaki sıraya iki defa batmıyoruz ve de atlamıyoruz kuralınca tığımın başını doluyorum hemen örmediğim ilk trabzanıma batıyorum ve bir tek seferde çektim ikinciyi başını doladım tek seferde çektim üçüncüyü tek seferde dördüncüyü de tek seferde çekerek ördüm dört tane trabzanımı ördükten sonra dört zincir bir iki üç dört Arkasını çeviriyorum. Bir önceki, şurayı hemen şöyle bir temizleyin, ee, güzel görünsün. Bir önceki dört zincirin bacağına giriyorum. Bakın dört zincirin bulunduğu bacak şöyle asıldığımız zaman. Yanlışlıkla buradaki trabzanlarımıza dokunmuyoruz. Sadece şu bacak ana e, yerleşimi yeri olan. Yani trabzanlarımız için yerleşim yeri olan bölümü bacağına yandan giriyorum. Kilitliyorum sık iğnemle bir zincir çeviriyorum. Şöyle bakalım. Ve üzerine başını dolayarak 6 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde devam ediyoruz. Köşemize kadar ilerleyelim. Köşemizde yeniden birlikte olalım. Bakın haliyle bile ne kadar hoş ve güzel durmakta. Çok zarif düz örerek geldim şu an köşemin bulunduğu noktadayım yine dört tane öreceğim için iki tanesi son trabzanın üzerine iki tanesini ise boşluğun içerisine ördüm ee, diğer köşelerimizde de örmemize uygun olarak nasıl denk geldiyse o şekilde örelim bakınız buraya tam ortaya dört tane olarak ördüm köşemizi yani akışımızı devam ettiriyoruz burada akışımızda nasıl denk geldiyse köşemizi de aynı işlemleri yaparak örüyoruz. Şimdi devam ediyorum. 2 tane ördüm. Yine 2 tane daha örüyorum köşeye 1 ve 2. Burası 2 burada olduğu, 2 burada olduğu için tam köşemizi 4 e, tane trabzanımıza göre ayarladık. İkisini önce yaptım, ikisini sonra. Eğer şöyle denk gelmiş olsaydı şuradaki gibi tam köşemizi bitirdikten sonra Şöyle göstereyim bakın. Burada tam 4 tane geldi. Bu ortaya 4 oldu. O zaman bu ortaya 4 olarak yapacağız. Yani nasıl devam ediyorsak akışımız ona göre ilerleyeceğiz. Özel bir uygulama yapmıyoruz. 2 tane kenardaki tırabzanı örüyorum. Toplamda yine 4 tırabzanı ördüm. 1 2 3 4. Akışımızı devam ettireceğiz. Arkadan geçiyorum. 1 zincir ve 6 tane tırabzanı. 2 3, 4, 5 ve 6. Şöyle bakın. De devam ediyorum. Başını doluyorum. Sıradakine batıyorum. Sıradaki 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum. Bir öncesinin belinden giriyorum bir zincir ve altı tane trabzanımla son noktaya doğru ilerliyorum yani sevgili arkadaşlar burada köşemiz için özel bir işlemimiz yok akışımızı aynı düzen üzere devam ettireceğiz bakın burada şu şekilde burada böyle sona doğru ilerleyelim Bitirme aşamasına kadar örerek geldim. En son trabzanlarımı ördüm. Başlangıç noktamdayım. En son bitirişi de bakınız. Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra yine şuradaki bölümümüze girelim bu kez. Bakınız. Bitiş bölümünü arkadan çeviriyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve burayı bitiriyorum. Kenarımızı da bu şekilde yaptık. İpimi kestim ve tamamlandı. Gayet muntazam ve şık durdu. Bakın battaniyemizi. Şimdi dilerseniz arkadan güzel hafif bir ütü yaparak şöyle arkadan e, hafif bastırmadan sadece buharını üfleterek de e, yani bastırarak da yapabilirsiniz. Çok hemen böyle sıcak ütüyle asla örgülerimize basmayalım. En son şöyle hafif bir ütümüzü yapalım. Son kez görünümüne sizlerle birlikte bakalım. Son kez yaptığımız işlemimize bakıyoruz ve e, inanın çok hoşumuza gidiyor. Umarım sizler de bitirip şöyle karşınıza alıp sererek e, çok mutlu olursunuz. Her yönüyle harika bir çalışma oldu. Motiflerimizin dolgunluğuyla, kenarımızın uyumuyla, e, yine papatyalarımızın görüntüsüyle çok çok içime sindi. Umarım sizlerin de içine sinmiştir. Evet, beni izlediğiniz için tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, mutlu kalın.